Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak 6 derslik C# ile Power Rangers derslerinin 6. ve son bölümündeyiz. Bu dersimizde karşımıza çıkan bug'ları düzeltip oyunu oynanabilir hale getireceğiz. Aynı zamanda oyunun püf noktaları hakkında konuşacağız. Ama öncelikle Power Rangers klasörümüzü tıklıyorum. Bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. İsmine Power Rangers 00 6 Let's play diyorum. Bir önceki dersimizdeki gibi projemizde kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Klasörümüzü tıklıyorum. Sol uçuna basıyorum. Projemiz açılıyor. Bir önceki derste ben bir problem görmüştüm. Sağdaki pati ile alakalı. Onun atağı bu atakta bu atak birbirlerine çarptıkları zaman bu atak kaybolmuyordu. Bu atak kayboluyor sadece. Öncelikle bir probleme bakalım. Kırmızı Ranger'ı seçiyorum. Evet, şu anda gördüğünüz üzere zaten kaybolmuyor. Kapattım. Muhtemelen şurada olacak bu problem. Kontrol ediyorum. Bu değil de bu. Şununla alakalı olacak. Right Patty Attack. Bakıyoruz. Aşağı inelim. Bakalım neyi hatalı yapmış olabiliriz. Hatayı gördüm, evet. Bayağı apaçık belliymiş. Burası left değil, right olacak. Save diyorum. Deneyelim. Server Ranger'ı seçiyorum. Gerçi işe yaramadı yaptığımız şey. Tekrar kontrol edelim. Ya da şurada hemen Game Over olayım. Tekrar seçeyim. New Game'e bastım. Tekrar Sarı Ranger'ı seçtim. Evet, bir hata daha görmüş olduk. Bir hata daha görmüş olduk. Kapatıyorum. Şimdi hatalardan bir tanesi patinin, sağ patinin atağının farklı yerden gelmesiydi. Hatta galiba şu anda o hatayı da gördüm. Burası olması lazım çünkü left'ten kopyalamıştık. 150 olmaması lazım. Bunun eksi 25 olması gerekiyor. Eksi 25 dediğim yer çünkü burası. Artı 150 bu kısım oluyor. Şurası yani. Bakalım aynı hatayı başka bir yerde yapmış mıyız? Burada evet eksi 25 gördüm. Right, evet doğru. Hatta left'ini de kontrol edelim. Left'te artı 150. Tamamdır. Diğer gördüğüm hata ise bu arada patimizin farklı bir konumdan ateş etmiş olması. Bunun sebebi de yine konum olarak yanlış vermemiz olabilir. Burayla alakalı olabilir zaten. Burası left kısmı. Zaten konum olarak Y koordinatını hedef aldığı için buradan bakmamız gerekiyor derken zaten hatayı da gördüm aslında. Şurası Ranger olmayacak. Burası Pati olacak. Aynı hatayı yaptığımız başka yer var mı? Kontrol edelim. Evet, burada da Pati olacak. Yani Ranger'ımıza göre değil, patilere göre kendi konumunu belirlemesi gerekiyor. Onun dışında bir hata daha görmüştüm ama bir kontrol edelim. Ondan sonra diğer hatayı çözelim. Mavi Ranger'ı seçiyorum. Şu an iyi çalıştı.
Evet, hatayı görmüşsünüzdür diye umuyorum. Şu şekilde. Hatamız ara sıra ters geliyor. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Onu düzeltelim. Aslında oyunumuza devam edelim. Gerçi bir tane bitirelim. New Game'e basıyorum ama oyunu durduracağım. Şimdi bu problemi Reset Image ile çözeceğim. Reset Image'i nereye oluşturmuştum? Ona bakalım. Burada. Burada aslında IMG gördüğüm her yere eklesem güzel olur. Kontrol edelim. Hatta şöyle bir şey yapayım. Evet, Attack Picture Box'ta. Gerçi burada reset'i yapmışız. Başka bununla alakalı yer var mı? Kontrol edelim. Bunu değil de şeyi aratmak istiyorum. Problem burada olduğu için bunun background image olan yerlerinde yapmamız gerekiyor gibi sanki. Ctrl F diyorum. Bence buraya bir tane de yapıştıralım. Aşağı iniyorum. Hatta burada da resetleyelim. Bence bunlar tamamdır. Burada zaten resetlemeye gerek yok. Tamamdır. Son olarak pati sayısını 10'a çıkarıyorum. Oo. Bunu hiç kullanmadığımıza dair bir hata var. Kontrol edelim. Burada false'lamışız, burada false'lamışız, burada true'lamışız ve gerçekten kullanmamışız. Rita Repulsa'nın timer'ına geliyorum. Evet, burada kullanmamız gerekiyor normalde. If diyorum. Rita Repulsa dead değil ise. Bu timer'ımız çalışacak. Bunun sonuna bakalım neredeymiş? Burası. Burası değil, bunun komple sonunu almak istiyorum ben. Şuradan. Ctrl X dedim. Ctrl V dedim. Böylelikle bunu da kullanmış olduk. Bakalım. Bu biraz daha zaten kendisini düzeltir. Buraya 10 diyorum. Ve de burada da şunu da 10 yapıyorum. Tahminimce başka sorun kalmamıştır diye düşünüyorum şu anda. Şimdi iki kere oynayacağız. Birinci de Game Over olacağım. İkinci de New Game olarak, daha doğrusu oyunu kazanarak bitirmiş olacağım. Pembe Ranger ve Siyah Ranger'ı kullanacağım. Çalıştırıyorum. Seçtim Pembe Ranger'ı. Bir tane pati gitti. Bir pati daha gitti. Bir tane daha gitti.
tane daha gitti. Şu anda herhangi bug da görmüyoruz zaten. Sanırım bitmiş olması lazım patilerin. Evet. Bunda game over olayım. Siyah Ranger'ı da kazanayım. Ya da bunu da kazanayım. Siyah Ranger'ı da game over olayım. Evet. Şu anda kazandık. Congratulations, Rita Repulsa is defeated. Yazdı. New game'e basıyorum. Ve Siyah Ranger'ı seçiyorum. Dakika 1, gol 1 zaten vurulduk. Bu arada ben Yeşil Ranger'ı da çok eklemek istiyordum. Ama oyunun şeyinde olmadığı için bu oyunun ya orijinal oyunun ismi yanlış hatırlamıyorsam Super Sentai Kuiru Ranger gibi bir şeydi. Onda Yeşil Ranger'a yer vermemişlerdi. Aslında ekleyebilirdik. Ama belki yeni bir seri daha eklersek buna onu da ekleriz. Benim favori Ranger'ım çünkü Yeşil Ranger. Sizinki hangisi? Bunu aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu arada yeni filmde Power Rangers'ın son çıkan filminde 2018'de galiba 2017'de olabilir. Rita Repulsa da aslında Yeşil Ranger kötü tarafa geçmiş bir Yeşil Ranger olarak bulunuyor. Hatta Zordon'un takımında. Zordon'un takımını yok ediyor. Zordon da daha sonra o şey haline dönüşüyor. Kafa haline dönüşüyor falan. Öyle bir hikaye geliştirmişlerdi. Durduruyorum. Neler yaptığımıza bakalım. Öncelikle Ranger için, Ranger'lar için daha doğrusu Boolean'lar oluşturduk. Daha sonra bütün Ranger'ları seçebilmemiz için tek bir Ranger'da daha doğrusu tek bir Picture Box'a kullanabilmek için bir Array image'ları oluşturduk. Image Array'leri oluşturduk daha doğrusu. Yanlış kurmayayım cümleyi. Integer Chosen Ranger dedik ki bu da zaten seçtiğimiz Ranger'ı tutuyor. Game Start Boolean'ı koyduk. Ranger'lar için ataklarına limitler verdik. Bir de random generator oluşturduk. Sol pati için boolean'lar oluşturduk. Sağ pati için boolean'lar oluşturduk. Ve patilere kaç tane pati yok etmemiz gerektiğini rakamını buraya yazdık sayısını daha doğrusu. Ve de Rita Repulsa'nın boolean'larını yazdık. Oyun başlar başlamaz sağ patinin görselini değiştirdik. Çünkü ters çevrilmesi gerekiyor. Form 1 Keydown'da bir herhangi bir işte yön tuşuna bastığımızda ya da Space'e bastığımızda bizim Ranger'ımızın hareket etmesi için olması gereken kodları yazdık. Ve Form 1 Key Up oluşturduk. Bu da bizim Ranger'ımızın durmasını sağlayan kısım. Ranger Movement Timer'ın tick event'i burası da. Bizim boolean'larımız tetiklendikçe yukarıda tuşlara bastıkça bunlar çalışmaya başladı. Image'lar değişti. Görseller oluştu. Ve de Ranger Attack Timer 1 tick event'in içinde de yaptığımız atağın limitlerini ve de herhangi bir yere çarptığında neler olacağını yazdık. Daha sonra
Bizim choosing panelımızda oluşturduğumuz Ranger Picture Box'larında herhangi bir tanesini tıkladığımızda neler değişeceğini gördük. Zaten Choose Ranger burada da oluyor. Ve progress bar ve tekstlerde label'larda label'ların rengi de burada değişiyor. Bir de Game Start fonksiyonu oluşturduk. Böylelikle oyunun buradan başladığını anlıyoruz. Yani Choosing Panel'da herhangi bir Ranger'ı seçtikten sonra Game Start kısmı çalışıyor, fonksiyonu çalışıyor. Bir de Reset Image diye bir fonksiyon ekledik. Bunu eklememizin sebebi sürekli kendisini değiştirdiği için ters çevirdiğimizde o kendisini array'lerin içinde o şekilde tutuyor. Biz ilk dersimizde bunu yapmıyorduk çünkü sıfırdan alıyorduk image'ı ama artık bu ikinci dersten itibaren hep array'in içinden alıyor ve array'de bir değişiklik olduğu zaman o şekilde kalıyor. Sıfırdan olmuyor. Hiçbir zaman kendisini resetlemiyor. Bu reset image fonksiyonu biz koyarak resetlemeyi kendimiz yaptık. Patiler için timer oluşturduk. Aynı şekilde işliyor zaten. Sadece random olarak hareketini seçiyor. Ve de zaten ikisi için ayrı şekilde oluşturduğumuz için ayrı timer eventlerini ekledik. Bir de aynı şeyi patilerin atakları da için yaptık. Yine zaten Ranger'larınki gibi çalışıyor. Sadece limitleri birazcık daha geniş bizim Ranger'ımıza göre. Onun dışında Revive Left Patty Patroller diye bir şey oluşturduk. Çünkü left yani soldaki ya sağdaki yok olduğunda soldaki çalışacak, soldaki yok olduğunda sağdaki çalışacak şekilde. Ama ona geldiği zaman buradaki Patty Patroller count retriable sayı çağırıyor. Aynı şekilde right versiyonu da var. Retriable sayının moment timer tiki de zaten diğerlerine göre daha basit. Bir ileri gidiyor, bir ileri geliyor. İleri gittiğinde atağını yapıyor. Atağı da zaten en geniş biçimde olacak şekilde ayarladık. Bir kısımdan bir kısma gidiyor. Bunun dışında new game label'ları oluşturmuştuk. Onun üzerine geldiğimizde rengi değişiyor. Ve de click eventine bastığımızda, new game'e bastığımızda oyun baştan başlıyor. Aynı zamanda Ranger Shooted diye bir tane seçenek koyduk. Ranger'ımız vurulduğu zaman eğer sonuna geldiğimizde oyun bitiyor. Yoksa zaten progress bar'dan azalmaya devam ediyor. Aynı şekilde zaten Game Over fonksiyonu oluşturduk. Burada da oyunun bittiğinde ne olması gerektiği ile ilgili kısım var. Son olarak programı çalıştırıyorum ve kapatabiliriz artık. Oyun oynanabilir hale geldi. Kırmızı Ranger'ı seçerek son kez oynuyorum. Sonuna kadar oynayacağım yine. Bu arada konuşmaya devam edebiliriz. Bayağı da uzun sezonları oldu. Power Rangers'ın en son galiba 2020'de çıktı yeni bir sezonu. Beast Morphers diye. Ben daha henüz izlemedim. İzler miyim onu bilmiyorum. Ama bazen iyi gidiyor yani. İzlemesi eğlenceli oluyor. Bazen eski karakterlere de çünkü yer veriyorlar. Bu arada patiler daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum ama macundan oluşturulan askerler. Ritan'ın askerleri. Zaten pati macun demek. Dediğim gibi az önce Rita da yeşil Rangers'mış. Ranger'mış daha doğrusu. Zordon'un takımındaymış. Onları yok ediyor hepsini. Ve Zordon sadece hayatta kalıyor. Aslında o da tam olarak hayatta kalmıyor. Dijital bir şeye dönüşüyor. Neyse sonuç olarak aslında bu şekilde bitirmiş olduk her şeyi. Böylelikle 6. dersimizi de kapattık. Ve derslerimizin sonuna geldik. Bu ve buna benzer yazılımlarını merak ettiniz.
oyunları ya da programları. Bir de aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Oyunu bitirdikten sonra Instagram adresimizden gönderirseniz eğer oyunu paylaşabiliriz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders serisinde görüşmek üzere.